Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün Doğada Bu An dersinin konusu turna. Ama turna konusuna geçmeden önce sizlerin geçtiğimiz haftaki derslerden dolayı yaptığı kuş yemlik tasarımlarına, kuş sesleriyle ilgili hazırladığınız videolara ve fotoğraflara bakalım isterseniz. Merhaba arkadaşlar, bugün balkonumuzdayız. Burada küçük içeride bir bahçe var. Biz bu balkondan kumru, serçe, Arap bülbülü, bir de baştan kara görüyoruz. Kışında buralarda kızılgerdanlar dolaşıyor. Bugünlerde buralarda kırlangıçlar da oluyor. Sabah ve akşam üstleri buralarda çok kuş atıyor. Şimdi çekebildiğimiz birkaç kuşun videosunu göstereceğiz. Kuş ev serçesi gibi ama bazen kumruyla karışık ses, ikisi karışıyor, bazen kumru sesi geliyor. Galiba ev serçesi. Merhaba efendim, bugün siz bize video gönderdiniz. Balkonda kuş sesleri dinlemeye çalıştık. Ben de bugün balkonda kuş sesleri dinlemeye çalışacağım. Her ne kadar duyabilecek sesi ben şu anda cik 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 diye sesler duyuyorum. Büyük ihtimal sokak güvercini. Tam olarak hangisi olduğunu seçemiyorum. Ya da normal bir kuştur. Ya ama tam olarak bilmiyorum. Kuşları fazla ayırt etmekte zorlanıyorum. Şu taraftan sesler geliyor ama dediğim gibi hangisi olduğunu seçemiyorum. Büyük ihtimalle normal sokak güvercini olduğu için sesini ayırt edemiyorum ama videoları izleyip ve ayrı bir ses duyarsam size gene video çekeceğim. Görüşürüz. Merhaba hocam. Şu an kuş sesleri duyuyorum. Etraf uçuşuyorlar şu an.
Yani bundan daha farklı bir ses bulursam söylerim size. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Ev ortamını dinleyerek aslında doğaya çıkmadan etrafımızdaki en yakınımızdaki yaşayan canlı türlerin farkında olduğunuz için ben de çok sevindim. Çok da güzel çalışmalar. Bundan sonra doğa gözlemine devam etmenizi diliyorum. Özellikle balkondan, bahçeden. Daha sonra okula başladığımızda parka, denize ve piknik alanlara gittiğimizde de bunu geliştirerek arttıracağınızı düşünüyorum. Bunun için buna bağlantılı olan videolardan kuş sesleri videolarını kullanabilirsiniz. En çok parklarda yaygın olan kuş seslerini ve kızılçam gibi farklı habitatlar için hazırladığım kuş sesleri videolarından da faydalanabilirsiniz. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz turna. Turnayı duymuşsunuzdur mutlaka ve bununla ilgili belki kitaplar, hikayeler okumuşsunuzdur. Çünkü turna insanlık tarihi boyunca hep insanın yanında olmuş, onun efsanelerine, söylencelerine hep dahil olmuş bir canlıdır. Hatta öyle ki son bulunan Göbekli Tepe kazılarında, insanlık tarihini çok eskiye götüren kazılarda dahi Göbekli Tepe'deki sütunların bazılarına turna motiflerine rastlamış. Demek ki insanlık çok daha eski zamanlarda turnaya değer vermiş ve turnayı kendi kültüründe işleyerek onu resmetmeye başlamış. Tabii sonraki süreçte Anadolu kültürleri devam ederken, Anadolu'dan geçen uygarlıklar devam ederken turna hep onların yanı başında olmuş. Ve türkülere, masallara, efsanelere kadar turna aslında gelmiş. Turna ile ilgili bugün baktığımızda çok sayıda atasözüne rastlayabiliyoruz. Turna ile ilgili çok fazla mani şiir, divan edebiyatından birçok dizeye rastlayabiliyoruz. Hatta öyle ki TRT'nin halk müziği derleme çalışmalarına baktığımız zaman içinde turna geçen 45 tane türküye rastlıyoruz. Tahmin ediyorum ki sizler de ailenizden birçok yerden turna ile ilgili birçok şey duymuşsunuzdur. Turnanın önemiyle ilgili. Turna şöyle bir canlı, Türkiye'de ve Anadolu toprakları neden bu kadar çok etkilemiş? Çünkü turna göç esnasında Anadolu'yu tercih ediyor. Anadolu'nun sulak alanlarında, yüksek dağ bozkırlarında, çayırlarında konaklıyor. Hatta bazı alanlarda yürüyor. Aslında eskiden çok daha fazla alanda yürüyordu. Turnanın 3 tane türünü görebiliyoruz ülkemizde. Terli turna, turna ve turnanın bir alt türü olan Anadolu dağ turnasını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi olan terli turna ne yazık ki artık Anadolu'da üremiyor. Anadolu'daki en son üreme kaydı Muş Bulanık Ovası'ndaydı. Muş Bulanık Ovası sulak alanları, sulak çayırları ve geniş meralarıyla bilinen bir ova. Fakat ne yazık ki oradaki drenaj sistemleriyle ayrıca aşırı otlatmayla turnanın yaşam alanı yok edildi. Ve terli turna artık yaşamak için, üremek için daha doğrusu orayı tercih etmiyor. Fakat bununla birlikte Anadolu dağ turnası, turna Anadolu'nun belli kesimlerinde hala nadir de olsa, az sayıda da olsa üremeye devam ediyor. Ben de çocukluğumdan beri hep turna hikayeleriyle büyüdüm. Özellikle dedem ve babaannem Yörük benim ve onların anlattığı, konuk görüştükleri zaman onların yakınlarındaki doğal alanlarda turnaları seyrettikleri zamanları anlatırlardı bana. Onlarla ilgili söyledikleri manileri ve türküleri söylerlerdi. Gerçekten onları anlatırken ve o duyguların bana geçtiğini hissederdim. Yıllar sonra ben üniversite yıllarındayken kuş gözlem topluluğu kurduğumuzda Türkiye'nin birçok yerine kuş gözlemeye gidiyorduk. Bunlardan bir tanesi de bizim Ankara Polatlı'da olan köyümüzün hemen yakınındaki bir alandı. Dedemi de aldım. Dedem o zamanlar genç, genç dediğim 75 yaşında, şu anda 90 yaşında dedem. Onunla beraber gittik. O bizim rehberimiz oldu aslında. Ve teleskobu kurup etraftaki kuşlara bakarken yukarıdan bir hani kuşlar V çizer gelir ya böyle uzaktan, izlersiniz acaba ne kuşu diye. Biz dürbünle ve teleskopla bakarken onların turna olduğunu fark ettik. Hemen görüntüsünü teleskopta yakaladık, sizlerle doğa gözleminde yaptığımız gibi. Ve dedeme gösterdim. Dedem gençlik yıllarından beri hiç turnayı görmediğini söyledi. Ve çok duygulandı o an ve bir anda o eski söylediği manileri söylemeye başladı. Onun o turnayla olan ilişkisi gerçekten beni çok böyle heyecanlandırmıştı.
Ondan sonra turnayı ikinci görüşüm. İkinci görüşünde sesini duydum bu sefer yakından, görmedim. Çünkü geceydi, Ilgaz Dağı'ndaydık. Ilgaz Dağı'nda kaldığımız yerden dışarı çıktığımda ormanın derinliklerinden acayip ağır bir gürültü geldiğini duydum. Ya anlam veremedim. Gerçekten çok farklı ve insanın böyle tüylerini diken diken eden bir gürültü vardı gecenin içinden. Ben ormanın içinden geldiğini düşünüyordum. Fakat oradaki bir amcaya sorduğumda, orada çalışan bir amca, onun turnu olduğunu söyledi ve gerçekten insanın tüylerini diken diken eden ve çok yüksekten geçmesine rağmen o gür sesiyle ovaları yankılandıran bir sesi vardı. Gecenin bir vakti bulutların arasından, sesin arasından turnanın sesini duymak gerçekten insanların neden turnaya anlam yüklediğini, o eski zamanlarda, ıssız zamanlarda, insanların doğal ortamlarda sakin bir şekilde gezdiği zamanları düşündüğünüzde onun sesinden etkilenip onlarla ilgili türkü yazmasının, mani yazmasının gerçekten çok anlamlı olduğunu hissetmiştim. Turnadan biraz daha bahsedecek olursak, Sarı Keçili Yörüklerin göçüne katılmıştım. 2008 yılıydı, onların ilkbahar göçünde. Turnalar üzerinden sürekli sohbetimiz olurdu. Ben de merak ediyordum acaba turnaları bu kadar yakından nasıl görebiliyorlar diye. İşte anlatıyorlardı, bu sene turnalar alçak uçtu, kış ağır geçecek, yüksekten uçtu, bu sene çok kış olmayacak gibi. Turnayla ilişkilendirdikleri, doğayı anlamlandırdıkları bazı kavramlar olduğunu falan fark etmiştik. Sonra yazın başına doğru Mayıs gibi yaylalarına vardık Karaman tarafında ve yörük çadırı etrafında bir çekim yapmamız gerekiyordu. Onlardan masal derlemek için biz oradaydık. O masalları derlerken çadırın etrafına kameralarımızı kurduk. Onlarla tam çekime başlayacağız. Ben de kuş gözlemcisi refleksiyle çok uzaklardaki kuş sürüsüne bakmaya çalışıyorum. Tabii turnayı da çok fazla görmediğim için acaba turna mı diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü çok gördüğünüz kuşa aşinalığınız olduğu zaman gözünüz onu daha rahat tanımlayabilir. Ben acaba turna mı derken turna dedi amcalar bir anda. Turnalar tüh dediler. Turnalar ne yapıyor acaba burada? Turnalar önce birazcık sağa doğru gittiler. Böyle uçtular sağa doğru. Sonra oraya doğru iner gibi yaptılar. Ardından tekrardan sol tarafa gidip oraya doğru iner gibi yaptılar. Amcalar şöyle anlamlandırdı. İşte oraya gittiler. Tüh orada bir göl vardı. O göl kurudu ya. Oraya konacağını düşündü. Konamadı. Oradan kalktı öbür tarafa gittiler. Tüh bu gece nerede kanatlayacaklar? Nasıl yapacaklar? Bıraktılar bizimle oradan sohbetleri ve bir anda turnanın derdine düştüler. Yani turnaya olan saygıları o kadar yüksek ki turnanın o gece nerede konaklayacağını, onun konaklayacağı yerlerin aslında yok edildiğini derdine düştüler. Çünkü şöyle anlatmıştı bir amca da orada bize. Turnalar geldi artık bu ovaya. Ovada artık su yok, sulak alan yok, kurutmuşuz hepsini. Nereye selam verecek turna? Nerede konaklayacak? Nerede misafir olacak? Nerede beslenecek? Tabii yıllar geçti. Daha sonra kuş gözleminde zaman zaman turna ile karşılaştığımız oldu. Ama en son karşılaştığım yine beni çok böyle heyecanlandıran bir andı turnanın. O da Antalya Fethi arasında yüksek rakımlarda bir Girdev Gölü isimli bir göl var. Ve bu göl etrafı çok doğal hala korunan bir alan. Ve burada bir çift turna yürüyor. O gölün etrafında turnayı aramak için sadece arabanın camını indirip sessiz bir şekilde arabayla giderken arabanın sesi dışında ovadan gelecek sesi dinledim. Gözle aramak yerine kulakla bulabileceğini düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Ovada ararken birçok canlı türe rast geldim tabii. Leylekler, andıklar, birçok türü görebildim. Fakat aralarından en son bir noktaya geldiğimde bir anda onun turnanın sesinin benzer bir ses hissettim. Arabadan indim. Elime fotoğraf makinemi aldım. Yavaş yavaş sesin geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Gerçekten ses inanılmaz bir gürültüyle gelmeye başladı. Ve biraz sonra turnayı gördüm. Hatta turnaları gördüm. Bir çift turna. O anda bir kur dansı içindelerdi ki onların kur dansı da çok meşhurdur. Ve bizim kültürümüzde örneğin Alevi Selim Ağa'nda turnanın o kur dansından esinlendiğini biliriz. Ve gerçekten de karşımda o bizim kültürel değerleriyle o dansını yapan turnayı gördüm uzaktan. Ve fotoğraflarını çektim. Biraz daha yaklaşır mı diye düşündüm. Normalde kuş fotoğrafçıları kuşa biraz daha yaklaşıp daha yakından çekmeyi düşünürler. Bense biraz daha uzakta kalıp sessiz bir şekilde daha fazla fotoğraf ve video almadan onları izlemeyi tercih ettim. Onları da rahatsız etmeden. Çünkü zaten çok az sayıda kalmışlar. Anadolu'da 60-70 tane dağ turnasının ürediğini biliyoruz. Ve bu bir çift kendini zor bela bir çift bulmuşlar. Yavrulayacaklar. Orada yeni turnalar oluşacak. Ben de gidip onları rahatsız etmek istemedim. Gerçekten hani böyle duyarlı ve düşünceli olmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat daha sonra turnayla ilgili o bölgedeki insanlarla konuşurken
şöyle bir olayı anlattılar bana. Ben gitmeden önce, bir ay öncesinde orada aslında 3 tane turna varmış. Bir tanesi ne yazık ki avcılar vurmuş ve bir ay boyunca geceleri bağırmış, gündüzleri bağırmış, o turnanın sesini bahsetmiştim, gürlüğünü. Ve insanlar duyup bir şey yapamamışlar çünkü diğer iki turnada yaralı turna olduğu için yaklaştırmamışlardı yanına. Ve o hayvancağız orada bağıra bağıra ölmüş. Yani sıradan bir hayvandan bahsetmiyoruz. Nesli tükenmek üzere olan, ülkemize zor bela üreyen çok az sayıda bir kuştan bahsediyoruz. Ve ki bu kuş tarih boyunca insanlığın yanında olmuş, insanların etrafında olan bir kuştan bahsediyoruz. Bu anlamda onları korumalıyız, saymalıyız. Onlarla ilgili bilgilendirme de çalışmaları da yapmalıyız. Evet, turnalarla ilgili konumuz bugünlük bu kadar. Sizden bunun devamı olarak bir şey isteyeceğim. Daha önce sınıfta yaptığımız etkinliklerin benzeri bir şey bu aslında. Size turnalardan bahsettim. Turnalarla ilgili görseller de gördünüz. Ama daha iyi görselleri Google'dan bulabilirsiniz. Telefonlarınızdan, bilgisayarlarınızdan. Ve bu görseller esnafında bu anlattığım hikayeleri de düşünerek kendi hayalinize bir turna hikayesi canlandırmanızı istiyorum. Hem bunu resmetmenizi hem içinde turnaların, insanların geçtiği bir hikaye yazmanızı istiyorum. Yine bu yazdığınız hikayeleri, fotoğraf resimleri fotoğraflayarak ve videoda kendiniz anlatarak bizlere ulaştırırsanız, tıpkı bu videoda olduğu gibi biz bunu bir sonraki videomuzda paylaşmış oluruz. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.